Senin omurgan yok. Yok Rafael Varan, şey Ramos ikisi birden yok. İkisi birden yok. Rafael Varan biliyorsun direkt kendi. Kendi transfer ettiği adam. Telefon işte. açmasını hatırlıyor musun Varan? Onu okudum ama şunu hatırlatalım. Varan diyor ki benle evet, alay ediyorlar. diyor. Tabii. Yarın sınavım var benim. Benle alay etmeyin. Zidane beni niye arasın? Real Madrid beni niye istesin? Benle lütfen alay etmeyin diyor falan. Yani çok iyi, i̇yi. ya. Ve bu arada Lig 1'den de düşerlerken alıyor. Evet. Lans yani. takımından alıyor. La, evet. Lans'tan alıyorlar. Yani Lig 1'den düşerken 10 milyon e, euroluk bir rakam verdiler Rafael Varada. Böyle çılgınlık gibi gelmişti o zaman Rafael e, Varada. E, hala oynuyor de. ve üst e, üste şampiyonluk şampiyonluklarında evet. hep belirleyici rollerdeydi. Kesinlikle. Vallahi bu şey iyi oynamaya başladı Militao. E, o da büyük umutlarla alınmıştı evet. ama iş başa düşünce oynadı açıkçası onu söyleyeyim. Nacho yine böyle hiç idare ediyor ama Nacho Militao ile üst üste bu kadar zorlu fikstürden çıkmakta ve hep aynı golleri atarak rakibin önlem alamayacağı şekilde ya bir de mesela şu var. Abi Messi'yi durduruyorsun ya. ilk kez yedi, üst üste 7. El Clasico'da gol atamadı. Sonuç bu, maçı kaybetti zaten evet. Barcelona Ahmet'e karşı. karşıyla Liga'da oynadı. E, Messi atamayınca zaten bir adım öndesin sen hep. Dembele'den ee, falan ümit bekler hale geliyorsun. Yani. Ha bu Dembele'nin de arkadaşlar not almış. Kendilerine teşekkür <laughs> ediyorum. Abi Dembele'ye sallaman için bir istatistik <laughs> var. Tabii kardeşim gönderin dedim. Bu şey demiş şimdi. Bu 3 5 geçtikten sonra forvet oynuyor ya <gülüyor> baba. <gülüyor> Direk yani direkt olmasa da merkez forvet gibi de oynuyor. Direkt kenar forvet değil. Dembele kardeşimiz demiş ki bana yeni Eto diyorlar. Eto değildir o hocam. O let go'dur. Yani <laughs> sana let go bırak gitsin diyor. Yani çok kasmaz. <laughs> Sıfır isabetli şut ilk yarı. 8'de 2 ikili mücadele. Yani nerede seç kazanamıyor. 10 top kaybı. Benim çok sevdiğim bir çocuk. Çok yetenekli buldum ama Dembele bize bir şey gösteriyor. Ne kadar yetenekli olursun oldu abi. Sen geceleri ister FIFA oyna. <laughs> İster futbol menajer oyna ama belli saate kadar. Bak Tabii. gerçekten, belli saate kadar. Ve zaten kendi kariyerinin iyi beslenmedikten sonra en hızlı, en kaslı sen ol. işe Süb duramazsın. Zidane'ı örnek, Zidan gibi bir karakteri örnek alsa bile. Tabii. Şimdi bu yeni kuşak futbolcuların bazılarının en büyük avantajı bu rahatlıkları teknolojik açıdan çok uyumlu olmaları ama bazılarında en büyük dezavantajı dembel örneğindeki gibi de. ya elde telefon yani Aziz Yıldırım falan başkanı olsa yandı dembel ha. Hatta elinde konsol evet. bacak bacak üstüne atmış Aziz Bey Kovardı yani kaç para verirse versin. He. Şunu hatırlatalım o elinde zaman. Elinde tik evet. var ya o evet. sahne. Jose Mourinho'nun sözü vardı biliyorsun. Hani şu, e, eskiden 23 yaşındaki e, oyuncular adamdı diyor. Yani ben onlara Büyümüş. büyümüşlerdi diyor. Büyük ben onlarla yani. e, nasıl te temas edileceğini biliyordum ama şimdikiler öyle değil. E, onların e, zihnine girebilmek zorundayım diyor Jose Mourinho. Giremiyor. Giremiyor. Giremediği evet. için de böyle onu konuşacağız Zidane zaten. Giriyor işte. Kralına giriyor. Evet. Ben aynı anda bak şimdi tabii Barcelona'nın gençlerini konuşacağız. Tek tek futbol menajeri profillerini getireceğiz. Gerçekten Hı. ilerleyen yıllarda Pedri. Tabii. Ilaix sonradan giren. Sonradan girdi oyuna. İyi şut o. Hı hı. Ve o çocuk yetenekli. Ben birkaç kere izledim. O çocukta iş var. Bizim eskiden forvortta köşe vardı ya bu çocukta evet, iş bu var. Çocuk Direkt edeyim. Ilaix Ped'de bayağı iş var zaten. Kesinlikle. Liverpool falan da istiyormuş. Bravo. Aferin en azından iyi oyuncu istiyorsunuz. <laughs> Klopp onları iyi yapıyor. O tespitler güzel böyle. Birazdan City Blitz mücadelesinde <laughs> de, de Rafinha'nın ne kadar böyle Rafa'dan kral bir oyuncu olduğunu Konuşacağız. İşledikçe o Rafa'dan şu anda onu daha işledikçe daha da iyi olacak. Böyle kremasını da koyacaksın. Ben çok severim çırpılmış umut onu da söyleyeyim. <laughs> Burada yalnız ilk kere bence Barcelona ucuz atlattı. Yani o gol fırtınası iyi 2-0'da bitti yani Real Madrid fırtınası. Çünkü gerçekten ee, bu şu ana kadar devam eden bir yenilmezlik serisi vardı. Barcelona'da. Ku Ronald Koeman'ın tabii ki başarısı bu. Üçlü soğumaya dönüş. Vallahi bunlar daha uygun oyuncular şu savunmaya bariz bir şekilde. Yalnız ikinci yarıda Mingueza stoperden çıkıp beke geçti ve tek golde öyle geldi. Ve başka net pozisyonda da yine Mingueza vardı. Hakem çok konuşuldu maçtan sonra da. o Kuman hocam. Kardeşine sor. Abine, abisi mi kardeşi mi? E sor. Kardeşine sor. Bak bizim ligde çalıştı ve 6-7 ay. ya. <laughs> <laughs> Lahoz'un sakatlığı nedeniyle bu arada bu hakem yönetmiş. Yahu yemin ederim bizdeki en iyi hakemler o katii ne vallahi yani ben sana söyleyeyim. Hocam vallahi sen bu hakem bence de çok iyi değil. Mesela Lahoz daha iyi hakem de. Yani bizde falan olsa biz bu hakemlerin heykelini dikeriz Lahoz'la bu hakemin. Adını bilmiyorum ama Abi ya. Abi hocam çok güven sen buna bak. bizim Kuman'ı ara hakem konusunu konuş Türkiye'deki. Aman hocam ya. Yani. Norveç maçındaki mi bizim İspanyol hakemdi. Bu adam ne güzel maç yönetti dedik. Evet, i̇yi maçta ya. Evet, evet. Yani kusursuz kusursuz ya. Yakın, kusursuz yani. değil gerçekten değil adam değil kusursuz, kusursuz yani. Yani 3 maçımızda da kusursuz hakem vardı. da, da öyleydi mesela. Evet. Bazen kolun yönetimde kazanamıyorduk ama adam yine kusursuz yönetiyor. Evet. Yani hocam sen öp başına koy bu hakemi. Yani hakeme gelene kadar şimdi Barcelona'nın önündeki en büyük engeller şu. Bu 3-5-2'yi oynatmak zorunda. Ama mesela şeydeki gibi değil. Hollanda'da mesela opsiyondu bu. Biliyorsun bazı maçlarda mesela Almanya maçı o. Kuman kağıt gönderiyor. Van Dijk hatırlıyor musun? E, Luis Van Dijk bile Mancini, üşüye Volkan ya. Demirel kağıdı evet, 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 evet. Kağıdı yere atıyorlar düşüyor. Hollanda reisi çekiyor vay falan. Sonra diyorlar sen bizim takımını taktiğini niye veriyorsun? Lan oradan adam görüyor zaten. Kağıda ne <laughs> Rakip hoca görmüyor mu? şey sanıyorlar değil mi? Orada adam Steve mı olmazsa... kardeşim yani? O esnada Acaz koltuğu say, Ayla bir çalıyor adam. Görüyor zaten adam stopere üçüncü geliyor, öbürü gidiyor, oncu değişikliğine bakıyor zaten. Adam Adamlar orada üçlü işaret ediyorlar. Adam gerizekalı <laughs> adam. görüyor zaten. Ayrıca kendi takımına da bakarsın hani. Rakip takıma göre oynasın. Şimdi bak burada resmen çaresizlikten Mingo sağ kanada aldı. Evet. Oyuna sonradan Sergio Roberto girdi. Yıllarca aslında ortası olmasına hemen sabık. Ya bu mecburiyet. Messi'nin performansı iyi değil işte yani Messi bu. Messi'nin en kötü oynadığı La Liga'dan bir tanesi. Ama abi yani e, bakıyorsun düşüş sırf Messi dedi ki yani. Şimdi Dembele ilk yarıda yok gibi sahada. Hiç Niye yok. bu adam bu kadar düştü? Coutinho dünyanın parasını verdi Barcelona. Allah razı olsun. Kalan borcu da artık bekliyorum be. Pedri. Olmadı Pedri'yi Pedriyle, pedriyle, öde pedriyle, ödeye bak, <laughs> pedri'yle ödeyebilirsiniz Liverpool'a. Ben Bence Barcelona yönetimini mahveder. Laporta böyle saçmalıklar Pe yapmaz. Pedri coin deriz biz ona. Tabii. <laughs> Laporta öyle şey gibi değil maalesef. Bir önceki Bartomu olsa biz o alırdık. Liverpool Pedri'yi Beleş'e alırdı. Çünkü adam hiç anlamıyor bu işleri. Evet. Suarez'i Beleş veren. Suarez aslında niye Beleş almamış bizimkiler? Madem Beleş. Harbiden abi eski takım falan. Yan gel yerleş yani. Evet, Suarez abi. eski. Abi çok işe yarardı Suarez. Ben sana söylüyorum. Ya, yaramaz ya? Bile da çok işe yarar. Evet, hocam Cavani neler yapıyor konuşacağız. Ya, Real Madrid'in de bu en iyi takımı değil. Zidane çok daha iyi Real Madrid'ler çalıştırdı ama. Ama transfer yapmadılar. Bunu hatırlatalım evet, bir kez yani daha. Yapmadım. İkincisi e, kendisi yani ana statta oynamıyorlar maçlarını. Ki adamların e, ilk, ikinci talih statları bile Türkiye'deki bütün statlardan. Ya, şey <gülüyor> <gülüyor> yani, klopp hocam <laughs> beğenmedi maçtan sonra. Diyor ki Real Madrid'in bu statı bir tuhaf. Ya hocam Allah aşkına ya. Ya lütfen ya. Bak sen çok iyi bir teknoloji. Please Klopp ya. Her evet. Klopp please ya. Lütfen ama ya. Ya ne fark eder abi? Adamlar bizim takımda top diye oynadılar yani. Anlatabiliyor muyum sen? Ona gel. Niye bizim takımda top diye oynadılar? yer çekimi var. çim var. Barneboy'da da taraftar yok. Burada da yok. Ne fark eder ya? Daha ayrıca şey. Barneboy daha korkutucu bir yer ya. Nihat evet. Kahveci diyor. Gidiyorsun böyle zaten tribün sana gol atıyor diyor. ya yani Oturuyorsun tribünden gol yiyorsun. Nasıl bir şey? Böyle bir şey işte. Anlatıyor adam ya. Yani. Nihat Kahveci yani. en zoru orada oynamaktı yeah. diyor. Ya bırak hocam bunları. Bak adam takır tükür hallediyor bu işi. Bak ben şunu gördüm. Ee, Barcelona'da doğru kararlar verilirse takımı iki sene içinde tekrar dünyanın enlerinden bir tanesini çevirebilecek potansiyel var, var. gençlerde. Peki, peki doğru kararı gidecek e, yolda. E, Kuman e, yetiştirici olarak hem yetiştirici hem de yarıştırıcı olarak bu iki sene daha kalmalı mı? Bu yola dönmüyorsa Dön, ki dönmüyor. Pochettino'yu da almadıysan. Alamadın. Alamadın. Paris Zaten yani. Espanyol hocası. Evet, es Real Madrid çalışmak evet. istiyorum dedi. Evet. Espanyol hocası iken Real Madrid e, Barcelona ile ilgili tolere edilmesi zor laflar yani, sarf etti. Evet. Profesyoneliz. O kadar da değiliz falan der yani. <laughs> Hakikaten ikisi de iki tarafta. Da. E yani daha iyi hocalar. Bielsa çalıştırsa daha iyi olur takım o ayrı. O başka. Ama yani. bir Bielsa oradan kopar mı? Bielsa şampiyon olmak istiyor mu yoksa Bielsa hep böyle mi anılmak istiyor? Abi bir dakika. <laughs> Şu anda Barcelona'nın bu takım hele Messi giderse tam bir Bielsa'lık. Tam bir Bielsa'lık. Yani topur, Messi topur, giderse, topur. Messi kalırsa da bir Bielsa'lık da. Orada Messi'ye ayrı bir alan açar bir Bielsa. Ya, kralını yapar. Tabii kralını bir yapar. Bir daha bir kere de Messi'yi çalıştırsın. Her sefer Liam Cooper'ı çalıştırmasın. <laughs> Öyle geçelim istersen. <gülüyor> <hanımcım>. <gülüyor> Patrick Benford'u da çalıştır mısın? Patrick Benford neyse Liam Cooper yani. Ey Braveheart de... kardeşim. Öküz gibi girdin ya. Sen, takımı sen nasıl 10 kişi bırakıyorsun? Stikancı? Real Madrid maçının adamını söyle bana. Real Madrid Barcelona maçın adamını. Ben Casemiro diye not aldım kendime. Çünkü. Casemiro tabii. Kırmızı görene kadar. Yani mu muazzamdı. Yani ya, kırmızıyı bir... da mecburiyetten gördü biraz üst üste. Evet. Takımı çok iyiydi. Kusursuz yapan öyle, adamdı Casemiro. E, evet. Halen La Liga'nın La Liga'da diğer orta üçlüler gelişmediği için de halen La Liga'nın en etkili orta evet. üçlüsü Casemiro Toni Kroos, Luka Modric. Valverde ile sağda başladı. İyi bir fikirdi. Evet. Sağdan topu tutup Soldan kaçırıyordu ve sürekli kaçırdılar 1300 Sağ da. teknik, sol hız. Öyle Aynen değil. Teknik evet. hızı çok iyi ayarladı. Benzema'da ikisine de uyuyor. İkisi de var. Hız da ha. var, teknik de var. Benzema'ya bir kez adam. daha saygılar. Acayip Hiç güzel kesinlikle. bir gol vuruşu. Biz genelde El Clasico'yu daha estetik hareketler için izleriz. Maçtaki etkileyici estetik sayısı 5. La Liga'nın reytinginin düşmesi ben biri bu. Bu arada hakikaten Ronaldo gittiğinden beri Messi'nin El Clasico'larda hiçbir şey yapamaması çok doğal. Çünkü bu adamlar her maça meydan okuma ararlar kendileri Bak, ve meydan basit. okumayı bulamıyor kendisine. Biggles'ın en iyi albümleri yani en çok satma konusunda değil sırf yani en çok saygınlıkta olan 66'dan itibaren Beach Boys'la mücadeleye giriyorlar. Beach Boys çekiliyor biliyorsun. Brian Wilson Revolver'ı denedikten sonra Lonely Hearts ben denedikten sonra 67 yılında diyor ki tam ben I'm retiring yani. <laughs> uğraşıyor uğraşıyor kafa başka gidiyor kötü şeyler kullanmaya başlıyor. Sağlığı da bozuluyor olay da bozuluyor Beach Boys'da yok bir süre. E Rolling Stones... Lonely Hearts Club ben de mücadele edeceğim diye Majestiz Request albümünü yaptı. En kötü albümleri olarak değerlendiriyor Mick Jagger. Hiç beğenmiyor. Bence sonra daha kötülüğünü yaptılar. Ama son yıllarda artık çok gerisinde kaldık. Bu kadar gerisinde kalmayız diye mesela o gitarcı Mick Taylor'ı alıyorlar. Genç, acayip yetenekli falan. Yani. Pedris'i o dönemin. Gitarcı olarak Pedris. Çok genç yani falan. Ee, ve çok güzel albümler yapıyor işte. Led It Bleed falan falan. Filan. Ondan önce Beggar's Bang. Yani Beatles kadar olmasa da biraz eşitleniyor. Çünkü Beatles o kadar esin yapıyor ki zirve artık. Dağılıyorlar zaten 70'te. Sonra 70'ten 73'e kadar Stones acayip ama sonra Beatles'la rekabet yok. Bir düşüş bir düşüş biliyorsun. Kıca. Black and Blue albümü alma. Zaten albümün tanıtımındaki o kadın düşmanı ilana sebep o albüm alınmaz. E kötü Mick Jagger da hiç beğensin beğenmesin Umumda değil. Şeyler çok daha iyi. Mick Taylor'ı gönderirsen yerine Romu'da alırsan şeyin paşa gönlünü yaparsın. İşte Barcelona öyle bağlayacak. Hem Dembele'yi aldın hem Coutinho'yu aldın. Hiçbir sana yar olmadı. Ama Messi'nin bir türlü gönlünü yapamadın. Bu Messi gidici gözüküyor. Yani bu Messi'yi takımda tutmak tutamazsa Laporte'ye ben hiç bir eleştiride bulunamam. Yok ne yapsın hadi. Çok kırılmış gönlü belli ki. Yani kafa olarak da mesela Messi'ye sorsam Messi bir 11 yapsa inan şeyleri oynatır. Ya İla Ya biz bunlarla çıkanlar. Pedri, biz böyle çıkalım ben razıyım der. Yani. Çünkü hakikaten artık e, yani bu kadar iyi oyuncular ve bir an önce onların gitmesi gerekiyor. Yani Dembel'in falan daha yaşı genç. Coutinho'nun kadar değil de. Yani Başka yerlere gitmeleri evet, evet. gerekiyor. Yani bazen e, bir kar adım geri şeydir, kar bir şey atacaksın. Geri zarar atmaktır. Bir adım geri, geri atmaktır. Atacaksın. Barcelona onların maaşlarından kurtulması gerekiyor. Real Madrid bu özellikle pandemi sürecinde ticari açıdan çok daha dengeli yönetti ve Real Madrid önümüzdeki 5 yıl finansal açıdan hep Barcelona'nın bir adım önde olacak. E Bu da zaten e, El Clasico dediğin son 20 yılda ticari güç. Tabi her marka yönetimi var ya bizde marka değeri. falan. Abi şimdi gerçekten o üst üste şampiyonluk, şampiyonlukları rekoru. Zidane'ın dönmesi ve hep en iyinin talep edilmesi. Belki Zidane yine başka hocayla şampiyon bile yapsa, şampiyon gibi kazansa. Olabilir. E böyle olur. örnekler var Real Madrid tarihinde. Var. Capello şampiyonlukta evet. devam etmediler. Jupp e, Heynckes şampiyon kazandırdı. Ki uzun yıllar sonra kazandıkları bir şampiyon ingil şampiyonluğuydu. Devam etmediler. Başka oyun talep ediyorlar bilmem ne ama bakıyorum gelecek parlak. Mesela e, Dortmund'da kiralık oynayan e, yine işte Brezilya'da 10 numara var. O da Real Madrid oyuncusu. Evet. Ben bu Eşref Hakimi konusunda yalnız hata yaptıkları çok bariz belli. Çünkü Saabek'te yine böyle krize girdiler. Yani mecburen But oynatıyorlar ben Lucas Vazquez'i. Şimdi beğenmedikleri Odriozola'yı oyuna aldılar. Evet. Ve Liverpool'un bir şansı varsa o da Lucas Vazquez'i oynamaz, Odriozola oynarsa Mane artık zahmet olacak o kramponu değiştirip. Şu eski kramponlar nerede? İnşallah çöpe atmamışsın. <laughs> ya da birine vermemişsin. İhtiyacı olan birine verdiysen geri al. İki katı para ver al. O yeni alsın sen eski kramponunu al kaç. Çünkü benim ihtiyacım vardı. İhtiyaç sahibi sensin şu anda yani. Onu, onu söyleyeyim. Tek şansı o olabilir. Real Madrid karşısında Liverpool'un. Odriozola kanadı. Evet. Ama hani şimdi geçiyor. Roberts, Roberts, yüklenmek olur. yüklenmekle alakalı. Ben de şunu söyleyeyim. Liverpool en azından geçen seneki şampiyonluğundan esintiler verdiği bir maçı geride bıraktı. E ona geleceğiz. Ona ama gelelim önce, ama önce. Şimdi önce niye bir... Bielsa Barcelona'yı çalıştırmalı? Evet. Keşke İspanyolcaya çevirme şansımız olsa bu yazıyı ve gerçekten keşke ve hocama göndersek. Çünkü beni çok iyi anlamda etkilediği için benim yorumcu olarak ben demiyorum insanlar söylüyor çok gelişince. Teşekkür ederim. Gelişmemde en fazla etkili olan 5 kişiden biridir. Mansiolo Bielsa'nın takımları. Çünkü hakikaten ya bak şimdi. Lits 11'ini sayıyorum ve soruyorum. Kaleci Melia ve Rafinha dışında kimi... Manchester City, Liverpool, Manchester United, Chelsea ve hatta Tottenham kadrosunu alırsın. Evet, burada soruyorum. E, Benford, sen... Herkenye ne oynayabilir mi? Hayır. Hiç abi bak söylerken Allah söyletirmiyor yani dilime varmıyor. Costa, Costa, Costa. Son yerine oynayabilme ihtimali var mı?